Arkadaşlar merhaba, bu etkinliğimizde kodlamayı ve elektronik devre kurmayı kolayca öğrenebileceğiniz bir platform olan Arduino'yu ve yaygın olarak kullanılan Arduino kartlardan biri olan Arduino Uno kartı tanıyacağız. Arduino, açık kaynak kodlu yazılım ve donanıma sahip bir mikro denetleyici platformudur. Arduino ile sensörlerden gelen verileri okuyabilir ve bu girdilere göre elektronik cihazları kontrol edebiliriz. Örneğin LED'leri yakıp söndürebilir ya da motoru çalıştırabiliriz. Bu platform üzerinde mikroçip bulunan bir kart ve bu kartı programlamamızı sağlayan bir programlama dilinden oluşur. Arduino kartın farklı modelleri var. Bunlar arasında maliyetinin düşük olması ve kod örneklerinin fazlalığı gibi avantajlarından dolayı Arduino Uno kart en yaygın kullanılanlardan biridir. Daha fazla pin sayısına ya da daha küçük boyuta ihtiyaç duyulduğunda, örneğin giyilebilir teknolojilerde kullanmak için farklı Arduino modelleri seçilebilir. Arduino Uno kart üzerinde kartı bilgisayara bağlayabilmemizi sağlayan bir USB girişi bulunur. Bu USB girişi ile Arduino Uno ile iletişim kurulur. Arduino kartın çalışması için ihtiyaç duyulan güç USB hattı üzerinden ya da harici güç kaynağından sağlanabilir. Arduino kartın üzerinde bulunan harici güç girişine çıkışı 7-12 volt aralığında olan bir adaptör takılarak kullanılması önerilir. Arduino Uno kartın harici güç girişi için üst ve alt gerilim değerleri ise 6 ve 20 volttur. Kart üzerinde bir adet reset düğmesi bulunur. Bu düğmeye basıldığında Arduino Uno'da bulunan program baştan başlatılır. Arduino Uno üzerinde 14 dijital pin ve 6 adet analog pin yani bağlantı noktası bulunur. Dijital pinler hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabilir. Bu pinler kullanılarak hem sensörlerden gelen verileri okuma gibi işlemleri hem de LED yakma gibi çıkış işlemleri yapılabilir. Pinler 0 ile 13 arasında rakamlarla numaralandırılır. Her pin 5 volt ile çalışır ve maksimum 40 mA akım çekebilir. 0 ve 1 numaralı pinler RX ve TX pinleridir. Bilgisayar ile bağlantı kurulurken ve program yüklenirken bu pinler kullanılır. 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 numaralı pinler PWM pinleridir. PWM pinlerinin yanında tilde işareti bulunur. PWM özelliği daha çok sayısal analog dönüşüm işlemlerinde kullanılır. Motorun hızını kontrol etmek ve LED'in parlaklığını ayarlamak gibi işlemler bunu örnek olarak gösterilebilir. PWM pinlerine 0 ile 255 arasında değer verilebilir. Arduino Uno A0'dan A5'e kadar isimlendirilen 6 adet analog girişe sahiptir. Analog devre elemanlarının değerini okumak için bu pinler kullanılır. Bu girişlerle 0 ile 1023 arasında değerler okunabilir. Vin pini harici güç girişi pinidir. Adaptör soketi takılan harici güç girişiyle aynı hattadır. Bu yüzden pine 7 ile 12 volt arasında gerilim verilmelidir. 5 volt pini ile 5 volt çıkış alabiliriz. Bu sayede 5 volt ile çalışan sensörleri bu pine bağlayarak enerji girişlerini sağlayabiliriz. 3.3 volt pini Arduino üzerindeki regülatör sayesinde devredeki 3.3 volt ile çalışan bileşenler için kullanabileceğimiz gerilim besleme pinidir. Bu pinin maksimum çıkış akımı 50 mA'dır. GND pini devremizin tamamlanması için gerekli topraklama pinidir. Kart üzerinde 4 adet yerleşik LED bulunur. 10 LED'i karta enerji geldiğini ve kartın çalıştığını gösterir. RX ve TX LED'leri haberleşme LED'leridir. Veri alışverişi yapıldığında yanıp sönerler. L LED'i genellikle kartı kontrol etme amacıyla kullanılan LED'dir. Bu LED 13 numaralı dijital pine bağlıdır. Reset pini reset düğmesine bağlıdır. Bu pine 5 volt verdiğimizde sanki reset düğmesine basılmış gibi Arduino kart resetlenir. Arduino Uno kart üzerindeki pinlerin kullanım amaçlarını ve kart üzerindeki bileşenleri öğrendiğimize göre kartı kullanarak farklı etkinlikler yapabiliriz. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.